biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz demek değil, görevi yapmıyoruz demek. Evet, ve Allah sana vaat ettiği zaferi inşallah yakında verecektir diyor Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Ve bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir zırh içindeydi. Bu duadan sonra şu ayeti okuyarak çatıdan çıktı ve savaşa başladı. Hangi ayeti okuyor? Sevgili Peygamberin mealen halkı. Herhalde bu topluluk yakında hezimete uğratılacak ve onlar Kureyş'in arkalarına dönüp gidecektir. Belki bu gidişin sonu azaplarının var olduğu saattir ki o saatin azabı daha büyük bir beladır ve daha büyük bir acıdır şeklindeki ayet-i kerimeyi okuyor, çadırından çıkıyor ve savaşa başlıyor. Ama burada da örnek almamız, örnek almamız gereken bir şey var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi olduğu halde savaşa girerken sırtında zırhı var. Allah beni korur diyerek önlemini almadan bir savaşa çıkmamıştır. Dünya için gerekli olan ne varsa onu yapmış, işin sonu ondan sonra Allah'a bırakmıştır. Tevekkül ondan sonra. Hiçbir şey yapmadan tevekkül ederse bu tevekkül tevekkül de değildir. Bu tembelliktir. Üzerinde düşen hiçbir önlem almadan biz inanan bir toplulukuz. Allah inandığımızdan dolayı bizi korur, inancına sahip olur ise bu tevekkül değil, bu tembelliktir. Tembellik ile de tevekkülü birbirine karıştırmamamız gerekiyor diyoruz kesinlikle ama kesinlikle. Evet, biz öyle bir toplumun bakın dertliyiz ki her birimiz ama her birimiz adeta bir şehit çocuğu, bir şehit doğumluyuz. Ama birçoğumuz bunun farkında ve bilincinde değil. Hani Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın villaları, İstiklal Marşı'nda ne diyordu? Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlusun. İncitme, yazıktır atanı, verme hülyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda, şüheda kışkıracak toprağı sırtan şüheda, canı, cananı, bütün varlığı alsın da hüda, etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun serbest ilahi, şudur ancak emeli, değmesin mabedimi göğsüne namahremeli, bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdunun üstünde beni dinlemeli. Evet, bu topraklar için biz bu kadar can feda ettiysek bunun ana nedeni nedir? Bu ezanların bu topraklar üzerinde ebedi olarak dinlemesinde var. Yoksa başka bir nedeni için, başka bir gaye için can feda edilmiş olsaydı Cenab-ı Hak bu millete hürriyet ve bağımsızlığı o kadar zor zamanlarda nasip ettiğine göre demek ki hedef Allah rızasıymış. Demek ki hedef ezanmış. Eğer bakın devamında diyor ki eğer bu şekilde canımı feda edersem Allah benim canımı alsın. Sevdiğimin canını da alsın. Hiç zararı yok. Ama bir tek dileğim vardı. Mahallemin göğsüne namazı beni değmesin. Yani benim camiler üzerinde hiç kimsenin eli olmasın, eli bulunmasın. Camiler bir bağımsız olsun. Allah'a ne şekilde ibadet edilebilecekse o şekilde camilerde ibadet edilebilsin. Benim hedefim budur. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli değmesin mabedinin göğsüne namahrem edin. Evet, namahrem edin değmesin. Ben ölsem de o zaman zarar etmez. Ezan sesleri devam etsin yeter. Ezanlar susmasın yeter. Ben ölmüşüm önemli değil mi? Neden önemli değil? Çünkü o uğurda ölmüşse zaten gittir. Zaten gittir.
cennete gelecek olmamalı. Çoğumuz zannediyoruz ki atalarımız, ecdadımız hiç çalışmadı, hiçbir şey yapmadı, hiçbir şey yapmasaydı bize bu vatanı o kadar zorluklar, o kadar güçlükler içerisinde bırakabilirler mi? Bırakabildiklerine göre demek ki üzerlerine düşen görevi yapmışlar. Şimdi görev sırasında bu ülkenin, bu vatanın, bu milletin yükseltilmesi, güceltilmesi için öncelikle biz çok rahat, çok çalışmak mecburiyiz. Çalışırsa, bakın dikkat edin, baştan beri anlattığım şehitlik mertebesi sadece Allah yolunda öldürülenler için değil, Allah yolunda çalışanlar da şehitlik mertebesine ulaşabiliyorlar. Yeter ki bizim niyetimiz o olsun, hedefimiz o olsun. Niyetimiz, hedefimiz o ise Allah inşallah nasip eder. Hani ben bu lakit ne diyorum, atalarımızın çalıştığı ineği gibi olarak. Kış kuyusunda mı geçti ömrü ecdadın? Hayır. O nesli neciğinin boşandı evladın. Damarlarında şehamet güzeldi kan yerine, yüreklerinde bölük şevki vardı can yerine. Fakat biz, onlara ait ne varsa yazıp birer birer yıkarak kahramanlar yaptık. Bakın bu söz çok önemli. Ne diyor? Fakat biz onlara ait ne varsa elinde yazıp birer birer yıkarak kahramanlar yaptık. O zamanlar bakın ecdadımızın yaşadığı devirde kahvehaneler boşu boşuna yapılmamıştı. Onların adı kahvehane de değildi, kıraathaneydi. O kıraathaneleri biz kıraati kaldırdık. Kıraat nedir? Okuma yeridir. Okumaktır. Biz kıraati kaldırdık. Sadece kahveyi getirdik. Onlar şunu söylüyorlardı. Gönül, gönül bakın ne çay ister ne kahvehane. İster, çay, kahve, bahane demişler. Muhterem Zahir Sahra'nın bugün hale getirin. Hakikaten cemaatimiz durumu var. Tam kalkı denemem ama pozisyonuna geçin. İslam dininin gereği üzere bakın yaşamayı, anlamayı nasip etsinlerken sözlerin başından bu yana bunu söylemeye çalıştık. Ve bakın Haçlı ruhu Haçlı'da Haçlı seferlerine devam ediyorlar. Müslüman bunun farkında, bilincinde olması lazım. İşte Afganistan'da olan bir Haçlı seferidir. Irak'ta olan bir Haçlı seferidir. Suriye'de olan bir Haçlı seferidir. Türkiye'ye yapılmak istenilen bir Haçlı seferidir. Müslüman bunun farkında, bilincinde olarak yaşamak mecburiyetidir. Bu Haçlı seferinden sonra İstanbul'a koşan bütün Avrupalı elçileri huzuruna kabul eden Kanuni Sultan Süleyman onlara şöyle diyor. Bakın dikkat edin. Kanuni Sultan Süleyman onlara şöyle diyor. Hristiyan devletleri daima ecdadımın üzerine tehdit bulutları yığmasaydı, Hristiyanlar bizi tehdit etmeseydi bu kadar kan dökülmeyecek. Bu kadar kan dökülmesinin sebebi siz olduğunu diyor Kanuni Sultan Süleyman. Kime karşı? O günün Haçlılarına karşı. Zaferi kazanmış. Siz bunu hak ettiniz de diyor bakın. Bunun sebebi siz oldunuz. Eğer siz tehdit savunmasaydınız, bizi halkımızı tehdit etmeseydiniz bu kadar kan dökülmeyecekti. Bu kadar kan dökülmesinin nedeni de siz oldunuz diyor. Evet, Haçlı ruhu demek ki hala devam ediyor. Müslüman olarak bunun farkında ve bilincinde olmamız gerekir diyoruz. Evet, sonuç olarak birkaç cümle ile de 3-4 dakika gibi bir zamanımız var. Kurbandan söz etmeye çalışacağım. Kurban bayramından söz etmeye çalışacağım. Kurban kelime anlamı olarak düşündüğümüzde birçoğumuz şöyle anlarız. Kesmek olarak anlarız. Kurbanın anlamı kesmek değildir. Kurban kelime anlamı yaklaşmak demektir. Yakın olmak demektir. Yaklaşmak, yakın olmak demektir. Karve kelimesinden gelir. Ve İslam dinindeki anlamı ise